Denk kesirler konusundaki sunuma hoş geldiniz. Evet, denk kesirler. Denk kesirler, aynen isimleri gibi birbirlerine denktirler. Farklı sayılardan oluşmalarına rağmen, aynı değeri ifade eden iki kesre denk kesir denir. Size bir örnek vereyim. Diyelim ki kesrimiz 1 bölü 2 olsun. Evet, diyelim ki kesrimiz 1 bölü 2 olsun. Bunu görsel olarak ifade etmek istersek, bir pasta çizelim. Evet, pasta. Ve bayılırım, çok severim. Ve bu pastayı ikiye bölelim. Ve ikisini de iki dilimde ben yiyeyim. Yok, yemeyeceğim. Birini sizinle paylaşırım. Bu bizim paydamızdır. Yani 2. Biz bu iki parçanın birini yersek, aslında pastanın 1 bölü 2'sini yemiş oluyoruz. Anlaşılıyor değil mi? Pek karmaşık olmasa gerek. Ama peki pastayı 2'ye değil de 4'e bölersek ne olur? O zaman payda olarak 4 parçayı ifade etmemiz gerekir. Yani paydamız 4'tür. Ayrıca bir parça yemiş olmak yerine aslında 4 parçanın bu sefer ikisini yemiş olacağım. Eğer pastanın yarısını yiyorsam, sizinle paylaşıyorsam. Başka bir deyişle, pastanın 2 bölü 4'ünü yemiş olacağım. Bu iki resme baktığınızda, aslında aynı miktarda pasta yediğimi görüyoruz. Evet, öyleyse bu iki seri aynı olmalı. Eğer birileri size, pastanın 1 bölü 2'sini ya da 2 bölü 4'ünü yediklerini söylerse, aslında aynı miktarda pasta yemişler demektir. Arada fark yoktur. O yüzden bunlara denk kesirler diyoruz. Evet, denk kesirler. Başka bir örnek daha verelim. Diyelim ki, şu kötü görünüşlü pasta diğeriyle aynı büyüklükte olsun. Evet, çirkin pasta sizin olabilir. Evet, bu kötü görünüşlü pastayı da 8 parçaya bölelim. Evet. Şimdi de 2 parça yerine 4 parça yiyelim. Yani 8 parçanın 4'ünü yiyelim. Bu aslında yine aynı miktara denk geliyor. Yani pastanın yarısını yedik. Görüldüğü gibi 1 bölü 2 ve 2 bölü 4 eşittir, değil mi? Ve bunlar da 4 bölü 8'e eşittir. Peki bu sayılar arasında bir ilişki görebiliyor musunuz? 1 bölü 2'den 2 bölü 4'e gitmek için paydayı 2 ile çarparız. Payda kesrin altındaki sayıdır hatırlarsanız. Evet, paydayı 2 ile çarparız. Evet, sonra da payı 2 ile çarparız. Aslında burada yaptığımız bir önceki örnekle aynı. Bu çok makul. Çünkü pastayı 2 kat daha fazla parçaya ayırırsam, sayıca 2 kat fazla pasta parçası yemem gerekir ki, aynı miktarda pasta yemiş olayım. Evet, birkaç denk kesir örneği daha verelim. Evet, ve bu konuyu biraz daha iyi açıklayalım. Evet, diyelim ki kesrimiz 3 bölü 5 olsun. Aynı yöntemi kullanırsak, pay ve paydayı aynı sayıyla çarparak birbirine denk kesirler elde edebiliriz. Mesela payı ve paydayı 7 ile çarparsak, 21 bölü 35, evet 21 bölü 35 elde ederiz. Bu durumda 3 bölü 5 ile 21 bölü 35 denk, yani eşit kesirlerdir. Kesirlerde çarpma işlemini biliyor musunuz bilmiyorum ama, burada bizim yaptığımız tek şey, 3 bölü 5'i 7 bölü 7 ile çarpmak oldu ve 21 bölü 35 sonucuna ulaştık. Aslında bu yaptığımız bir mucize, bir büyü, sihir falan değil. 7 bölü 7 ile şunu yaptık burada. Eğer pastamda 7 parça varsa ve ben bu 7 parçanın hepsini yersem, hasta olurum ve yemeyeceğim. Evet, ama hepsini, 7 parçanın hepsini yersem, aslında bir bütün pasta yemiş oluyorum. Öyleyse 7 bölü 7 aslında bir tam anlamına geliyor. Bu durumda 3 bölü 5 ile 7 bölü 7'yi çarparken, aslında 1 ile çarpmış oluyoruz. 1, evet. İşte bu şekilde de 21 bölü 35'e ulaşmış oluyoruz. Evet, ilginç değil mi? Tek yaptığımız şey, verilen sayıyı 1 ile çarpmak oldu. Ve şunu da biliyoruz ki, eğer herhangi bir sayıyı 1 ile çarparsak, sonuç yine o sayının kendisi olur. Bizim tek yaptığımız şey, aslında 21 bölü 35 kesrinin başka bir şekilde nasıl yazılacağını bulmak oldu. Şimdi 5 bölü 12 kesri ile başlayalım. Ve bunu paydası 36 olacak şekle dönüştürelim. Evet, şekle getirelim, dönüştürelim. 12'yi 36'ya çevirmek için kaçla çarpmalıyız? 36'nın içinde 3 tane 12 vardır. Yani paydayı 3 ile çarparız. Bu durumda payı da 3 ile çarpmamız gerekiyor. Bu da 15 eder. Sonuç 15 bölü 36'dır ve bu kesir 5 bölü 12 ile aynı değerdedir. İlk verdiğimiz örneğe dönecek olursak, pastamızı 12 parçaya bölmüştük ve 5'ini yemiştik. Sonra da aynı büyüklükteki bir pastayı 36 parçaya böldük ve 15 parçasını yedik. İşte aslında iki aynı boyuttaki pastadan aynı miktarda pasta yemiş olduk.